Evet sevgili seyirciler, Genk'ten görüntülerimizi izledik. Evet sevgili seyirciler, Mol şehrinden Ayasofya Camii geliyor ekrana. Hep birlikte bu görüntüleri izliyoruz. Programımız devam ediyor. Mol'dayız. Mol'dan görüntüler getireceğiz ekrana. Mol'un neyi meşhurdur? Eskiden burada vatandaşlarımız cam fabrikasında çalışıyorlardı. Tabii ki şimdi o kapandı. Şimdi herkesin kendi işi var veyahut da farklı yerlerde çalışıyorlar. Hep birlikte bu görüntüleri izliyoruz. Buyurun. Selamun aleyküm. Evet sevgili seyirciler, programımız devam ediyor. Mol Camii'nden. Evet, şöyle amcalarımızdan, ayakta duran amcamız var. Ondan bir tanışalım. Bir isim alalım. Hayrettin Baygüneş. Burada yaşıyorsunuz Mol'da. Burada yaşıyorum. Kaç yıldır yaşıyorsunuz? 20 senedir buradayım. 20 senedir. Evet. Nerede çalıştınız? Şişe fabrikasında çalıştım. Burada değil mi? Evet, burada. Mol'da zaten en ünlü fabrika o olması gerekiyor. Oydu, kapandı şimdi. Evet. Kapandı. Oradan mı emekli oldunuz? Oradan mağduren emekli oldum. Daha emekli değilsiniz. Yakın inşallah seneye. İnşallah. Evet. Memleket? Sivas. Sivas mı? Evet. Şurada Sivas'a bir selam alsak şöyle sizden. Sivas. Sivas deyince iklimi sert, insanı mert, bir dev yani vilayet varsa Sivas'tır. Evet, ne diyeyim? Doğru. Ne kadar mert etsek değer Sivas'ımız. Evet, evet, sizi tanıyalım. İsmim Abbas Aslan, kendim Yozgatlıyım. 66 yani. Evet, 66. Yani komşu, Sivas'ında komşusu. Evet, Sivas'ında komşusu. Yakın mı oturuyorsunuz amcayla? Yakın, aynı mühitteyiz, buradayız. Evet. 35 senedir buradayız. Madenden emekliyiz, evet. Madenden emekliyiz. Nasıl geçiyordu günleriniz maden zamanında? Hiçbir maceranız oldu mu? Maceramız oldu tabii. Yeraltı değişik bir konu. Evet. Evet, bazı tehlikelerle karşılaştık. Tabii, kaza geçirdiniz mi? Kazada geçirdik. Geçmiş olsun. Evet, sağ ol, teşekkür ederim. Yukarıda böyle bir taş patladı, dizime yara oldu bir anla. Evet. 9-10 gün yattık, onlar atlattık. Ondan sonra devam etmiş. Evet, evet, ondan sonra. Yani 80 şimdi keşede emekli oldum. Şeye merak ediyorum, yani yer altına iniyorsunuz. Tabii ki sevgili seyirciler, yani yer altı dediğiniz zaman hepimiz yer altına gireceğiz ama mezara. Ama siz ölmeden böyle yer altına girdiniz. Evet, orada bir şehir gibidir yani. Gidip görmek lazım. Her taraftan güzel tertibatlı yapmışlar. Rüzgarlar esiyor. Allah Allah. Adam tabii koruyucu. Güvenilir yani. Türkiye'nin madenlerini pek bilmiyorum da oralara göre buralar daha biraz daha kontrollü. Kontrollü yani. Evet, evet. Hiç korkunuz yok muydu yani madene olabiliyor, yer altına? Olabiliyor, olabiliyordu tabii canım. Ona göre korkudan. Değil mi? Yani? Oluyordu yani tabii. Korktuğun zamanlar oluyor. Ama tehlikeli ne yapacaksın? Ekmek parası oluyor. Diyordun. Tabii tabii. Ekmek parası en önemli o. Evet. Türkiye'den şimdi gelmiş. Tek geldiniz buraya. Kaç tek yılında geldiniz? Aşağı yukarı 6 hane olduk şu anda. 6 hane. 6 çocuk, 6 hane olduk ya. Yani. Maşallah. Evet. Oldu. Memleket? Yozgat. Yozgatlı değil mi? Yozgatlı evet. Selam alalım. Cümle Yozgatlılara herkese selam. Evet, teşekkür ediyoruz. Teşekkür evet, ediyorum. Sizi bir tanıyalım. İsmim Fatih Tan. Nevşehir Göremeli'yim ben. Evet. Bizim Mol'de de zaten Göremeli çok sayıda insan var, aile var. İşte ben de 3 yıldır buradayım. Damat mı geldiniz? Evet, damat olarak geldim. Biraz İtalyan. İtal, evet. Evet. İtal damat şeyi var, kavramı var burada. Evet. Güzel ya burada hayat güzel. Camimiz faal şekilde işte. Hacca gittiniz mi? Hacca gittim evet. Allah kabul etsin. Allah razı olsun. Allah bizlere de nasip eylesin inşallah. Yakın zamanda inşallah bir vatandaşımız bize bir teklif sunar da biz de bu vesileyle hacca gideriz. Böyle yani sponsorluğumuzu yaparlar. Esnaflarımıza duyuruyorum. İnşallah Cenab-ı Allah isteyen bütün Müslümanlara nasip etsin. Nasıl oraya gittiğinizde nasıl duygularla karşılaştınız böyle? Nasıl oldunuz? Şimdi sağ olsun Mülayim hocamla biz beraber gittik. O da bizim için büyük bir şanstı. Kendisi tecrübeli yani. Evet. Yıllardır hac farizasını yapıyor yani. Buradan Diyanet'in seçkin hocalarından birisi. Bizi
Yani ilk gittiğimizde tabii çok büyük bir manevi bir atmosfer. Yani Mekke'nin atmosferi başka. Yani Medine daha bir başka. Daha bir böyle daha bir huzur dolu bir ortam. Yani Peygamber Efendimiz'in verdiği bir hava var yani. Bunu gitmeden, görmeden, yaşamadan insan anlayamıyor. Bir de bu Avrupa'ya yani mesela ben damat olarak geldim. Ve ben ikinci senemde geldim buraya. İkinci senemde geldiğimin ertesi sene hacca gittim. Ve yani ben buradan insanlara sesleniyorum. Yani bu Avrupa'ya gelip de veya belli bir yaşa gelip hacca gitmeyen insanlar var. Bence yani ben hacca gidemedim. Gitmek daha güzel değil mi? Yani bir de maddi olarak ben gidemedim diyen insana ben inanmam. Yani tabii ki hem Avrupa'da yaşıyorsun maddi olarak. Yani bir de kontenjan durumu yok. Yani evet. Kontenjan diye bir şey yok. Ben yarın hacca gidiyorum desem yazılırım hocama tekrar giderim. Yani büyük bir şans. Yani orada Türkiye'den gelen hacılar böyle sarılıyor, yapışıyor yani. Özlemle. Çünkü insan 5 sene beklemiş. Gidememiş. Biz evet, sıraya rahatlıkla. Giriyorsun değil mi Türkiye'de? Yani, evet. Yani o yıllarca şekilde. Gidemeyen insanlar. Burada da öyle bir şey yok zaten. Yok. Kontenjan yok. Direkt yazılıyorsunuz. Güzel hocalarla beraber. Hizmet güzel. O şekilde. Evet. Allah herkese nasip etsin inşallah. Amin. Amin. Bizlere de tabii ki. Teşekkür ediyoruz. Bir de selamlarınızı alalım. Buradan bütün Göremeli hemşerilerime selam ediyorum. Annemin ve babamın ellerinden öpüyorum. Bütün akrabalar. Özlem var mı? Ana özlemi. Var tabii ki. Ama gidiyorum ben. Yazın da gidiyorum. Kışın da gidiyorum. İşim benim serbest. Otu alım satımla uğraşıyorum. Yani o bakımdan iyi yani. Gidip geliyoruz. Ve internetten de görüşüyoruz. Devamlı, evet, ama güzel. Tabii ki orada onun kokusunu almak tabii, farklı oluyor. Memleket havası tabii ki başka yani. Evet. Evet. Teşekkür ediyoruz. Evet, sizleri bir tanıyalım. Ben Mustafa Aslan. Ben de Nevşehirliyim. Nevşehir'in Avruz kazasındanım. 35 yıldır buradayım. Madenden emekliyim. Günlerimiz burada böyle geçip gidiyor. Moldayız işte. Camiye gidip geliyoruz. Camiden eve, evden camiye böyle vakit hobiniz geçiyor. Var mı? Hobimiz vardı eskiden ama şimdi hobimiz camiye gelmek. Başka hobimiz yok. Yok mu? Yengeyle yok. Hiç böyle gezmiyor mu? O gezeriz. O gezmeye... Ormanlarda burada mesela o postul var. Biliyorsun o ormanlık var orada. Evet. Yeşil bir ormanlık. Güzel o orada neydi o? Ekmek fabrikası, fabrikası falan var. Fabrikası var evet. Postelde. Evet. Daha önce orayı gördük ama biz daha çok geziyi Türkiye'ye ayırıyoruz. Türkiye'ye gittiği zaman Karadeniz'e gidiyoruz. Akdeniz'e iklimi biraz... Yenge buraları beğenmiyor mu? Ya o sandı. 35 yıldır burada. Türkiye'nin havasını daha çok seviyor. Evet. Burada ne için kalıyorsunuz şu anda? Emekli oldunuz. Burada çocuklar buradalar. Torunlar var. Bırakıp gidemiyor musun? Bırakıp gidemiyoruz. Burada... Ya ne yapacaksın sen mesela damat Bülent abi biliyorsun. Ona da sevgiler saygılar öncelikle. Ya bırak git ya Bülent abi burada işini görüyor zaten. O görüyor ama onun Bülent'in daha oğlanlar var, küçükler var. Onları tanıyorsun hem. Türkiye'de de alıştık artık buraya. 2-3 ay gidiyoruz, geri buraya geliyoruz. Işte. Geri buraya geliyorsun yani. Sonuçta burada bir vatan oldu. Burada bir vatan oldu. Evet, teşekkür ediyoruz. Memlekete bir de selam alalım. Buradan bütün Nevşehir'e ve Türkiye'ye bütün selamlar. Programımız devam ediyor ve Mol Ayasofya Camii İmamı yanımızda. Hocam sizi bir tanıyabilir miyiz? İsmim Mülayim Altın. Afyon Karahisarlıyım. 4,5 yıldır burada görev yapıyorum. Allah'a şükür herhangi bir sıkıntımız yok. Cenab-ı Allah devletimize, milletimize zeval vermesin. Milletimize burada devletimiz en güzel şekilde bizleri göndererek hizmet ver diyor. Biz de hizmet etmeye çalışıyoruz. Cemaatimizden olabildiğince memnunuz. Çok renkli bir cemaat. Türkiye'den farklı. Her ilden, her bölgeden insanlar var. Doğudan, batıdan. Çok güzel görev yapması burada. Çok hoşuma gidiyor. Sevindirim, yalnızım, yanmışım. Ağlarım, ağlarım, ararım. Evet Emice, seni bir tanıyalım. Ben Sivas'ın Şarkışla kazasından, Ebesilli köyünden Yıldırım Karadumanım. Köyümüz bir dağın ortasındadır. Bu haber inşallah giderdir. Orada amcalarıma, bütün köylülere selamım var. Kaç yıldır buradasınız? 32 yıldır. 32 yıldır buradasınız. Ne işle meşguldunuz?
Ben önce madende çalıştım. Birkaç sene ondan sonra boşum. Ondan sonra boş. Emekli şu anda tabii emekli, ki. Emekli, evet. Mol Ayasofya Camii'nden devam ediyor ve Ayasofya Camii gençlik yanımızda. Evet, sizi bir tanıyalım. Öncelikle camimize hoş geldiniz diyorum. Hoş bulduk. Ben 4 senedir Belçika'dayım. Yani kaç sene? 4 senedir Belçika'dayım. Öğrenci olarak geldim. Maşallah. Babamla beraber. Buradan cami imamının oğluyum ben. İmamın oğlu. Çok güzel. Buradan Afyonkarahisar'da Küçükköy kasabasındaki herkese çokça selam iletiyorum. Aileme, akrabalarıma. İsmim Ramazan Yaşar. Kendim Bulgaristan göçmeniyim. Bulgaristan'da yaşıyorum. Ramazan Yaşar. Evet. Yaşıyor musun? Yaşıyoruz çok şükür. 8 sene oldu Belçika'da. Burada Mol'dayım. Buradaki Türklerden Allah razı olsun. Herkes destek çıktı. Yani bizi işsiz veya muhtaç bırakmadılar. Allah razı olsun. Ve yanımızdaki yakışıklı genci bir tanıyalım. Ben Ramazan Öz. Denizliliyim. Doğma büyüme Belçikalıyım. Denizli'deki tüm akrabalara, herkese selamlarımı yolluyorum. Dedeme, kayınpederime, kayınvalideme, dayıma, teyzeme, herkese. Selamlar. Akraba kaldı mı? Tüm akrabalara. Evet, kardeşimize teşekkür ediyoruz. Tüm Denizli'yi zaten saydı. Biz de tüm Denizli plaka 20 ve tüm Türkiye'ye sevgiler, saygılar gönderiyoruz.